de yangına müdahale sürüyor. Oradaki son durumu ve notları da Ferhat Özkaner paylaşacak bizlerle değerli izleyenler. Söz sende Ferhat. Evet, Manisa Gördes'te başlamış, ardından da Salihli'ye kadar aslında yangın büyümüştü. Bugün yangının dördüncü günü. Özellikle dün bu saatlerde yangın aslında kısmi kontrol altındaydı, ancak şiddetli rüzgar yangını büyüttü. Kuzeyden güneye yangın büyüdü. Biz de koridorun içerisindeyiz şu anda. Farklı bir alandayız. Koridorda nasıl bir hasar verdi onu ekranlara getireceğiz. Çünkü ormanlar oksijen depomuz dedik. Ormanların içerisinde yaşayan da canlılar vardı. İşte şu anda ekranlara geliyor. Bakın, burası aslında yemyeşil bir ormandı. An itibariyle yangındaki son durumu ekranlara getiriyoruz. Yangının dördüncü günü bugün. Dün şiddetli rüzgarla birlikte yangın daha da büyümüştü. Ve bununla birlikte de kuzeyden güneye doğru yangın büyüdü ve önüne kattığı ormanlık arazileri, kırsal alanları, bununla birlikte tarım arazilerinde yakmıştı. Ekiplerin yoğun bir çalışması vardı burada. Kırsal alanda yangın başlamış, orman alanına sıçramıştı ve bugün de dördüncü gün. Bugün itibariyle iki helikopter ve iki uçakla havadan söndürme çalışmaları, 99 kara aracı, yani bunun içerisinde arazözler, su tankerleri, bununla birlikte iş makineleri, çok sayıda araç yine alanda yer alıyor. 512 personel var. Bunların içerisinde acil durum ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler, çevre illerden gelen ekipler, itfaiye ekipleri, hepsi bu alanda yer alıyor. Bakın, bir yandan aslında yangının tahrip ettiği alanı ekranlara getiriyoruz. Bir yandan da TRT drone yardımıyla da arazinin ne kadar büyük olduğunu ekranlara yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü Manisa Gördes ilçesinden başlayıp Salih ilçesine kadar uzayan bir alan. An itibariyle ne kadar alan olduğu tespit edilmedi, ancak 30 kilometrelik bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Gördes'e bağlı Kara Yakup Köyü ile Yeniköy Mahallesi, bununla birlikte Salihli'ye bağlı Kale Mahallesi, Kemer Mahallesi, Kurtuhan Mahallesi, Harcı Hıdır mahalleleri de içerisindeki vatandaşlar evlerinden boşaltılmıştı. Çünkü dün rüzgar çok şiddetliydi. Yani 1440 vatandaş da evlerinden boşaltıldı herhangi bir sorun yaşanmaması adına. Bununla birlikte evet, Güney Koridoru'nda yangının önü kesildi dedik. Ekipler o noktada yine kontrollü beklemeye devam ediyor. Bununla birlikte tekrar bir kıvılcım çıkar mı endişesiyle o bölgede nöbet tutuluyor. Bunu da belirtelim. Güney Koridoru kesildi, ancak Kuzeydoğu ve Kuzeybatı tarafına doğru da Manisa'daki yangının ilerlediğini söyleyebiliriz. Sabahın erken saatleriyle, günün ilk ışığıyla birlikte işte ekipler o bölgeye yönlendirildi bu sefer. O bölgede özellikle karadan yoğun bir çalışma yapıldığını söyleyelim. Gördes Barajı'na doğru yangın ilerliyor ve barajın ardından da Hacı Hıdır Köyü yer alıyor. Bunu da belirtelim, ancak an itibariyle tehlike altında olmadığını da söyleyebiliriz. Gördes Kara Yakup Köyü'nde de yine yangınla birlikte bazı evlerin yandığını söyleyelim. Güçlü bir yangındı, çünkü rüzgar etkiliydi. Bunu belirtebiliriz. Çok güçlü bir rüzgar vardı. Ancak dün gece ve sabaha kadar rüzgar etkisini yitirdi. An itibariyle de düne nazaran %90 rüzgar azalmış durumda. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle uyarılarda bulunuyor. Rüzgarın her an tekrar şiddetlenebileceği ve pazar gecesine kadar da şiddetli rüzgarın bölgede beklendiği uyarılar arasında. Tabii ekiplerin işi bu noktada oldukça zor. Onlar çünkü ormanın içerisinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Asıl işi zor olan onlar. Onlar ormanların kahramanları. Bir yandan alevler, bir yandan dumanlarla aslında mücadele ediyorlar. Bununla birlikte de hava sıcaklığı bölgede çok yüksek. Rüzgar zaman zaman hızlanıyor ve nem seviyesi az. Yani orman yangınları için küçücük bir kıvılcımın büyümesi, kocaman bir ormanı yakması için aslında en uygun hava. Bu da ekiplerin işini oldukça zorlaştıran bir durum. Ancak onlar rüzgarın azaldığını fırsat biliyor ve yangını kontrol altına alabilmek için cansiperane burada görevlerini gerçekleştiriyorlar. Düne nazaran rüzgarın azaldığını söyleyebiliriz. Özellikle bugün yangının dördüncü günü, üçüncü günü, yani dün kısmi kontrol altına alınmıştı. Ancak bir anda başlayan şiddetli rüzgar tekrar alevlerin çoğalmasına ve ilerlemesine sebep olmuştu. İşte bu noktada aslında manzara her şeyi anlatıyor, çünkü ormanlarımız burada yanmış durumda. Tabii biraz da araziden bahsedelim. Arazi ekiplerin işini oldukça zorlaştıran alanlardan biri. Sarp kayalık arazilerden de oluşuyor. Bir vadi olduğunu söyleyebiliriz. Ormanlık arazi de içerisinde var. Bununla birlikte tarım arazileri de var. Kırsal alanda var. Bunu belirtelim. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ancak kırsal araziden çıkan bir yangın ve ardından da ormanlık araziye sıçrıyor ve ondan sonra da büyüyor. Kuzeyden güneye büyüyen bir yangındı bu. Güneyde ekipler, tabii burada görev alan ekiplerin belki
yüzüncü belki bininci yangına müdahale edişi olduğunu söyleyebiliriz. Onlar da bu denklemde o noktada yangına müdahale ettiler ve güneyde yangının daha fazla büyümesine engel oldular ve yangının güneyden önünü kestiler. Ancak an itibariyle kuzeydoğu ve kuzeybatı tarafında da ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Hem havadan müdahale var hem karadan müdahale var, bunu da belirtelim. Tabii bölgede yoğun bir sis hakim, onu da belirtebiliriz. Aslında bu sis duman olduğunu da söyleyelim. Gökyüzünü dumanlar kaplamış durumda. Bu da 4 gündür yanan ormanlardan çıkan dumanlar, onlar da aslında acı bilançonun bir kanıtı olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, bu yangının neden çıktığı, neden yangının yaşandığı henüz bilinmiyor. Ancak sadece bir çakmak çakmak veya bir mangal yakmak değil. Bununla birlikte bir çöp şişesi, bir su şişesi, plastik ya da bununla birlikte cam. Hepsi yangına sebep olabiliyor, bunu belirtelim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı özellikle uyarıyor. Ağustos ayında özellikle çakmak bile çakılmaması gerektiğini, evlerin dışına ateş yakılmaması gerektiği konusunda da vatandaşları uyarıyor diyelim. Sözü tekrar Manisa'dan size bırakalım.